Herkese merhaba. Evet, her gün olduğu gibi bugün de ekonomide öne çıkan başlıkları ekonomist Bayram Başaran'la konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, hem içeride hem dışarıda yine bugün önemli gelişmeler var ama haftanın belki de en önemli gündemi, en fazla konuşulacak olan şeyi Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporu. Bu merakla bekleniyor. Size göre hangi sonuçlar çıkar? Kavcıoğlu da orada soruları cevaplayacak. Size göre ne tür mesajlar verecek ya da verdiği mesajlar gerçekten piyasaları rahatlatacak mı, işe yarayacak mı, ne dersiniz? Şimdi Ebru Hanım, enflasyon raporu önemli ama bu rapordaki anket önemli değil. Daha çok ankette verilen sonuçların hiçbirisi çıkmadı. Şimdi bir realite var. Bir gerçek yaşanan enflasyon var. Bu %32-33'ler civarında yıllık ortalamada. Bir de Merkez TÜİK'in açıkladığı %17,54'lük bir enflasyon rakamı var. Bu da kimse inanmıyor zaten. Kendilerine inandığını ben tahmin etmiyorum. Çünkü enflasyon aslında dünyada çok yükseliyor. Dün önemli bir veri vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde konut satışları ile ilgili. Konut satışları %4,3 yükselecek beklenirken %6,6 düşmüş. Yeni konut satışları da %19 düşmüş. Ama buna karşılık konut fiyatları %5,3 artmış. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Durgunluk içerisinde enflasyon yaşıyoruz demek. Stagflasyon demek. Yani Amerika ekonomisini bir türlü yüzdüremiyor. Yüzdüremediği için de sıkıntı doğuyor. Nasıl sıkıntı doğuyor? Ekonomi ağır bir transatlantik gibi ekonomi toparlanamıyor. Enflasyon da artıyor ve bu kendilerine ciddi sıkıntı yaratıyor. Onun için dün Amerikan Başkanı Joe Biden ilk defa ekonomiyle ilgili görüş belirtmek zorunda kaldı. 6 aydır geldiğinden bu yana. Ki çok alışık olduğumuz bir durum değil tabii. Hiç alışık olduğumuz bir durum değil. Hiç konuşmuyordu. İlk defa konuştu. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüz zaman bu oradaki durgunluk sanki Türkiye'de de var gibi görünüyor şu an. Bizde de konut fiyatları orada %5,3 arttı. Bizde %30 arttı. Yeni yapılan değerlemede, dün gelen verilerde %30 üzerinde bir artış var. Sırf İstanbul'daki konutta. Antalya'da, diğer illerde de epey bir yükseliş var. Şimdi tabii bunları gördüğümüz zaman diğer taraftan Türkiye'ye göçen bir taraftan Afganlar var, bir taraftan Suriyeliler var ki nüfusu 5 milyona geçmiş durumda. Afganlar sırf geçen hafta giren sayısı eğer doğruysa 10 binin üzerinde. Şimdi bunlara baktığım zaman düzensiz harcama, düzensiz göç, kazanılmadan harcanan paralar, bütün bunlar enflasyona neden olacak. Peki bunların verimi ne? Türkiye'de insan verimi yok. Onu nereden çıkarıyoruz? Şuradan çıkarıyoruz. Dün aynı zamanda bir veri daha açıklandı. Şirketlerin Bayram kapasitesi. Bey, öyle dediniz ama o Suriyeliler giderse ekonomisi çöker diyen Cumhurbaşkanı danışmanı var yani bu ülkede. O Cumhurbaşkanı danışmanı hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Herhalde sokağa çıkmıyor, saraydan dışarı çıkmıyor danışman demek ki. Kim dediğini bilmiyorum, öyle bir lafı diyen varsa. Hakikaten Nakta etmedi, evet. gerçekten sokağa çıkmıyor. Ya 5 milyon insan besliyoruz ya. Ve insanlar ürüyor. Bakın Türkiye'deki dün yapılan göçmen dernekleri başkanının yaptığı açıklamada İnsanların üremesi, nüfus artısı %5,3 yılda. 20 sene sonra Türkiye'de 15 milyon Suriyeli olacak. Bunu neyle besleyeceksin? Ne üretiyor Suriyeli? Yani sanayide Çok falan kısa 5 milyondan 50 çalışmıyorlar. bini doğru iş yapıyor. Geri kalan iş yapmıyor Emre Hanım. Sıkıntı bu. Geri kalan iş yapmıyor. Ne oluyor? Türkiye'deki iş gücü piyasasını da düşürüyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi üniversite mezunu, şimdi İnsanlar işe gitti, işe başvurduğu zaman 3.000 lira maaş teklif ediyor. 3.000 lira maaş, asgari ücret bile değil. Türkiye gibi enflasyon bu kadar yüksek olduğu bile 3.000 lira maaşla geçecek bana birini söyleyin. Asgari ücret ama açlık sınırının çok altında bir rakam. Aşık sorunun çok altında. Dolayısıyla bu neden kaynaklıyor? Çünkü Suriyeli ne verirsen yapıyor. Hatta çok güzel bir örnek verildi. Edirne'deki çiftçi de bunu istiyor. Benimle yaşamasın ama benim tarlamda çalışsın. 2.500-3.000 lira ben çalıştırıyorum diyor. Benim maliyetimi düşürüyor diyor. Şimdi yanlış. Bireysel düşündüğümüz zaman yanlış. Ülke olarak düşünmemiz lazım bütün bunları. Şimdi bunlar ne oluyor? Bir taraftan enflasyonu artırıyor. Bir taraftan işsizliği artırıyor. İçeride de tüketim düşüyor. Üretimdeki artış dün açıklandı 1.000'de 1. %76'da üretim kapasite kullanım oranı sabit kalmış. Şimdi dolayısıyla bunlar Türkiye açısından çok ciddi sıkıntı. Amerika'nın ekonomisini yüzdürememesi bir sıkıntı. Ama bunlar daha da bir sıkıntı.
bize katmerli olarak geliyor ve bunun önünü kesemiyoruz. Göçün önünü kesemiyorsunuz. Göç çok ciddi bir maliyet. Sosyal maliyeti bizim işimiz değil. Ama onu da tartışırız vatandaş olarak tabii ki. Yani vatandaş olarak tartışırız ancak onu. Ama bizim ilgilendiğimiz konu ekonomik kısmı. Şimdi bu insanlar hepsini evet. besliyorsunuz. Beslemek zorundasınız. Ve mülteci olarak da beslemiyoruz. Dolayısıyla onlar zaten aramızda karışıyorlar ve işsizlik anlamında da çok ciddi, yani Türk halkının işsizliği konusunda da ciddi tetikleyici. İşte bütün bunları hesapladığımız zaman ekonomimiz gittikçe daha çok sıkışmaya başlıyor. Evet. Daha çok olumsuzluğa doğru gidiyor. Pesimistlik artıyor, yani olumsuz düşünen insan sayısı giderek artıyor. Ben o işte iyimser tablolar çizen bazı rakamlara çıkan falan, ben onlar külliyen inanmıyorum. Çünkü ben vatandaşların arasındayım. Yani siz de yayını yapıyoruz 10-15'lik. Ondan sonra ben vatandaşların arasına karışıyorum. Bir tane iyimser düşünen, ya hakikaten şu güzel olacak diye bir tane vatandaş görmüyorum. Hani sarayda bilenlerde yaşıyor ben bilmiyorum ama herhalde vatandaşların içine karışmıyorlar. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman önümüzdeki dönemde dünyada enflasyon artıyor. Gelişmiş ekonomiler tam yüzdürülemiyor ve herkes de enflasyon korkusu var. Avrupa Birliği de yapıyor bu açıklamayı. Amerika'da yapıyor. Enflasyondan korkuyor. Tüm dünyada artış olduğu zaman bunun Türkiye'nin bundan kaçması mümkün değil. Türkiye'de de çok ciddi sıkıntı var enflasyon konusunda. Bunları bir tarafa koyduk. Bir taraftan da göçmen maliyeti mesele geldiği zaman ekonominin iyice sıkışıyor. Şimdi mevcut bütçeler yetmeyecek. Herkes ek bütçe isteyecek şimdi. Nereden bulacağız böyle? Yani zor günler için hazırladığımız bir tasarruf bütçemiz yok. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bizi maalesef hiç iyi gün dönemler beklemiyor, iyi günler beklemiyordu. Evet, peki iyi günlerin beklemediği bir konu daha var. Bu da vaka sayıları. Gerçekten her geçen gün bu pandemide vaka sayıları artıyor. İş dünyasından da bir aşı çağrısı vardı. Yeniden kapanma olursa bunu asla kaldıramayız diye. Herkes aşılansın, kapanma olmasın deniliyor ama gerçekten bir kapanma olursa herhalde bir daha kendimizi zor toparlarız, değil mi? Bakın, kapanma adım adım geliyor. Şimdi bir kesim var, vay turizme geliyor, işte turistler getirir falan. Peki Türkiye'ye bir haftada 10 binden fazla kaçak göçmen var. Bunlardaki hastalıklar ne olacak? Bunların yeni hastalık getirmeyeceğini biliyor musunuz? Pandemiye ne kadar katkıları olduğunu biliyor muyuz? Bunlar bile hesaplanmıyor. Dolayısıyla rakamlar 16-17 binlere doğru gidiyor. Kapanma kaçınılmaz gibi görünüyor. Önümüzdeki ay, hadi bilemeden Eylül'de kaçınılmaz gibi görünüyor. 50-60 bin rakamları göreceğiz. Şu anki skala onu doğru gösteriyor. İnşallah görmeyiz. İnşallah. Yani bir tedbir almıyoruz. Aşılayalım. Hangisini aşılayacağız? Gelen kaçakları nasıl aşılayacaksın? Suriyelileri nasıl aşılayacaksın? Mesela annem de Türkmen bir hanım çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var. Ama hanım şey yapmaya gittiği zaman, test yaptırmaya gittiği zaman ve aşılamaya gittiği zaman para istiyorlar. Peki 5 milyon Suriye'den alıyor musunuz? Tabii, benim annem resmi çalışıyor. Biz sigortası falan ödüyoruz. Resmi çalışıyor. Şimdi bunları da ortaya alırsanız bizim yani Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aşılamamız yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte bu yanlışlık abi. Bunları salıyorsunuz sokağa. Adam geliyor Afganistan'dan, Ankara, İstanbul'a salıyorsunuz sokağa. Peki bu adam ne olacak? Yarın öbür gün daha kötü sosyal patlamaları neden olacak? Evet. Ve maalesef bu kapanmayı getiriyor şu an. Adım adım kapanmaya doğru gidiyoruz. Aşılama yapılamıyor, düzenli aşılamıyor. Bakın ben şunu örnek vereyim ya. Ben 5 gün annemler çalışan hanımefendi COVID oldu. 5 gün ben eve test yapmak için kimseyi getiremedim. Hatta Sağlık Bakanı'na tweet attım. Ona bile cevap gelmedi. Herhalde 5-6 kere Sağlık Bakanlığı'nı aradım. İlçeyi aradım, ili aradım, yok. Kimse gelmedi. En sonunda yeğenime maske giydirdim. Bütün üzerine şey yaptım. Onu teste götürdüm. Ve nitekim test pozitif çıktı. Evet. Ha, böyle bir de şey duyarsızlık var. Yani vatandaş duyarsız ama devletten şekilde duyarsız. Nasıl olacağız? Nasıl olacak? Ve maalesef tedbirsizlik ve başıbozukluk ekonomide olduğu gibi sağlık sektöründe var. Bu ekonomi de etkiliyor evet. Şimdi. Evet, maalesef her şekilde etkileniyoruz. Evet. Evet. Ve maalesef önümüzdeki günler ekonomi anlamında hiç iyi gözükmüyor. Türkiye'de kafalar çok karmakarışık. Bir süre zikzaklar çizecek ama enflasyon da ekinin altına gelmeyecek bu ay. Yani diyelim noktayı koyalım o zaman. Külliyen yanlış yani. Enflasyon ikinin altına gelmeyecek. Bu da önümüzdeki günlerde bizi gelişmiş para birimleri karşısında dolarda, euroda ciddi anlamda zorlayacak maalesef. Evet, peki. Bugün de güzel bir şeyle kapatamadık. Bakalım yarın neler konuşacağız diyelim. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.